Herkese merhabalar. Evet sevgili öğrenciler, OGM Materyal YKS kampına hoş geldiniz. Yine OGM Materyal YKS kampında birlikteyiz. Üçüncü haftamızdayız. Ben OGM Materyal ekibinden felsefe öğretmeni Gülgür ve diğer ekip arkadaşlarımla birlikte sorularımızı cevaplandıracağız. Diğer arkadaşlarım sizin yorumlarınıza ve ekstra olan sorularınıza cevap vermeye çalışacak açıklamalar kısmında. Şimdi arkadaşlar, bu hafta sizlerle birlikte 15 soru çözeceğiz. Bu soruların 11 tanesini felsefeden seçtik, 4 tanesi AYT grubu olarak düşündük. Daha çok terminoloji ve işte felsefi kavramlara hakim olmanızı sağlayacak şekilde soruları tercih etmeye çalıştık. Bu konuda da soruları çözerken açıklamalar yapacağız ve bu açıklamalarla bir takım kavram bilgisine hakim olmanızı sağlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, bu hafta bizimle birlikte yeni soru çözümüne katılacak olan arkadaşlarımız için kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ben her soru için farklı süreler vereceğim size ve bu süreler bittikten sonra sizler yüzde oranlarına bakacağız ve soru çözümlerini yapmaya başlayacağız. Bize nasıl katılacaksınız? Hemen kısaca onu açıklayayım. Soruyu ben yayınladıktan sonra sol alt köşede göreceksiniz. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayacaksınız ve orada karşınıza çıkacak olan seçeneklerden doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyerek gönder butonuna basacaksınız. Bu şekilde soru çözümlerine katılmış olacaksınız. Arkadaşlar, şimdi ilk sorumuzla eğer hazırsanız başlayalım, değil mi? Evet, ilk sorumuz gelsin. İlk sorumuzun süresi 1 dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, süremiz bitti. Evet, bakıyoruz A seçeneğimize giden öğrencilerimiz %84 oranında. Tebrik ediyorum. Çok yüksek oranda doğru cevaplandırmışız. B %3, %2, D %6, E %5. Evet, bu kadarlık yanılma payı olur diyoruz ve sorumuzu çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, doğru cevabımız A. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet, ahlak felsefesi ile ilgili kavrama düzeyinde bir soruyla karşı karşıyayız. Sokrates'in ahlak görüşünü açıklıyor parçada. Şimdi arkadaşlar, Sokrates'e göre erdem bilgili olmaktır. Eğer bilgi sahibi değilsek erdemli olamayız, ahlaklı da olamayız, mutlu da olamayız Sokrates'e göre. Eğer şurada verilen alçak gönüllü olmalıyız çünkü övünme zarar ve utanç getirir. Dostlar edinmeye çalışmalıyız çünkü sadık bir dost en yararlı şeydir. Toplum işlerine karışmaktan kaçınmamalıyız çünkü bütünün iyiliği tek tek kişilere de iyilik getirir. İfadeleri hakkında bilgi sahibi isek erdemliyiz. Dolayısıyla bu parçada aşağıdakilerden hangisinin insan hayatındaki önemi vurgulanmıştır? Erdemli olmanın önemi vurgulanmıştır. Evet. Arkadaşlar, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, bu sorumuz için de yine 1 dakika verelim arkadaşlar. Evet.
Evet, süremiz bitti arkadaşlar. Testimizi bitirdik. Evet, %74 oranında doğru cevaplandırdık. Tebrik ediyorum arkadaşlar. %15 C seçeneği, %4 D seçeneği ve %5 E seçeneği. Yine ufak yanılma payları olmuş ama C seçeneğine %15 gidilmiş. Ona bir bakalım arkadaşlar. Evet, doğru cevabımız Ankara. Şimdi arkadaşlar, devletin ortaya çıkış süreciyle ilgili, toplumların devlet olma süreçleriyle ilgili bir soru, siyaset felsefesiyle ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar, bir toplum nasıl devlete dönüşüyor? Devletin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili kısa bir paragraf var burada. Şimdi bakın, öyleyse işe insanın en doğal haliyle veya Hobbes'un deyimiyle savaş, Locke'un deyimiyle barış, Rousseau'nun deyimiyle ise inzivaya çekilmekle başladıktan sonra insanın kendi rızasıyla toplumsal bir sözleşme sürecine girilir. Arkadaşlar, rıza ifadesi çok önemli çünkü insanların ortak iradeleriyle bir araya gelmesine işaret eder. İnsanların kendi rızasının olması, kendi tercihleriyle bunu yapmış olmaları. İnsanlar bu süreçten sonra kendilerini yönetecek bir üst güce, kendi iradeleri ile kendilerini yönetme hakkını verirler. Ve bu şekilde devlet ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi C seçeneğine neden gitti arkadaşlar? Ona hemen bir bakalım. Devlet fikri farklı toplumların ürünüdür. Burada farklı toplumlara herhangi bir vurgu yok. Sadece farklı düşünürlerin görüşleri var. Oradan yanılmış olabilir arkadaşlar. Bunlar farklı toplumları ifade etmiyor. Farklı düşünürlerin farklı yaklaşımlarını ifade ediyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Ankara. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, diğer sorumuz için ise süremiz yine 1 dakika olacak arkadaşlar. Süremizi başlatıyoruz. Süremiz bitti arkadaşlar. Evet, %56 oranında C seçeneğine gidilmiş. %26 A seçeneği. %5 Bursa, %9 Denizli, %5 Edirne. Evet arkadaşlar, çok yüksek oranda arkadaşlarımız doğru cevaplandırmış. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. %26 Ankara'ya gidilmiş. Neden Ankara'ya gidilmiş? Ona hemen bir bakacağız sorumuzu çözerken. Şimdi arkadaşlar, sanat felsefesi ile ilgili bir soru bu. Evet, burada güzellik ile yüce arasındaki ilişkiden bahsedilmekte. Yani güzellikle aşağıdaki kavramlardan hangisi ilişkilendirilmekte? Yüce ilişkilendirilmekte. Çünkü yüce, insanı aşan hayranlık ve ulaşılmazlık duygusu yaratan bir kavram. Şimdi bakın, en ifadeleri arkadaşlar, bakın, en yıkılmaz, iki berrak gökten en güzel, en parlak, en uçsuz bucaksız, iki fırtınadan en güzel olanı en şiddetli olanıdır. Hatta iki çölden en güzel olanı en ümit kırıcı, en vahşi, en tek düze. Bakın, en uçlara gitmiş değil mi? Ulaşılmaz ve hayranlık uyandıran özelliklere vurgu yapmış en ifadeleriyle. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz Ceyhan. Peki diğer seçeneklere bakalım. Arkadaşlar, hakikat bilgi felsefesinin kavramıdır. Bilginin nesnesine uygunluğuyla ilgili bir kavram, uygunsa doğru, değilse yanlıştır. İyi ahlak felsefesiyle ilgili bir kavramdır, değil mi? Hoş nedir arkadaşlar? Hoş, insanda güzel duygular uyandıran, değil mi? İnsanın duygularını okşayan, ona zevk veren bir ahlak felsefesi kavramıdır. Fayda yine bilgi felsefesiyle ilgili olabilir bir kavram. Yarar sağlayan anlamındadır, değil mi? Yarar sağlamak. Pragmatik anlamda yarar sağlamak anlamındadır. Şimdi burada
en uçsuz bucaksız olan, en ulaşılmaz olan vurgulandığı için güzellik ile yüce kavramı arasında ilişki kurulduğunu söylüyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, süremizi başlatıyorum. Süremiz 1 dakika. Süremiz bitti arkadaşlar. Testimizi bitirdik. Bakıyoruz. Evet. Ankara %14. Bursa %11. Ceyhan %11. Denizli %49. Edirne %15. Evet arkadaşlar, yine yüksek oranda Denizli seçeneği. Evet doğru. Doğru cevaplandırmışız. Fakat diğer seçeneklere neden bu kadar gidilmiş? Hemen ona bakacağız sorumuzu çözerken. Arkadaşlar, bilgi felsefesiyle ilgili bilgi düzeyinde bir soru. İlk soru çözümümüzün başında size bahsetmiştim. Bir takım kavram ve terimlerden bahsetmemiz gerekiyor ki felsefi terminolojiye hakim olabilelim. Ve bu hakimiyetimizle çıkacak olan gerek bilgi düzeyinde gerek kavrama düzeyindeki paragrafları doğru anlayarak doğru cevaplandırabilelim. Çünkü her alanın bir terminolojisi vardır arkadaşlar. Felsefi terminolojide de işte kritisizm, rasyonalizm, empirizm gibi kavramların ne anlama geldiğini bilemezseniz, paragrafın içinde dahi geçse bu paragrafın ne demek istediğini anlayamayabilirsiniz. Şimdi bakalım öncüllerimiz hangi şekilde karşımıza çıkmış. Evet arkadaşlar, birinci öncülümüz kritisizme karşılık geliyor. Kritisizm bilgi felsefesinde eleştirel felsefe, değil mi? Ünlü temsilcisi Immanuel Kant, bilgilerimizin kaynağı hem deney hem akıl diyen yaklaşım, değil mi? Şimdi bakalım, insan zihninde dışarıdan gelen duyumlarla zihnin kendisinde bulunan kavramlar bir araya getirilmezse, kavramlar duyularımızın malzemesine uygulanmazsa bilgi diye bir şey ortaya çıkmaz. Yani uygulanması gerekir demek istiyor. Dolayısıyla evet, kritisizme uygun bir ifadedir bu. Evet, diğerine bakıyoruz, ikinci öncülümüze. Bir takım a priori, yani önsel kavram ve kategoriler zihnimizde hazır olarak bulunur ve bunların bilgisine akıla ulaşılır. Rasyonalizm neydi arkadaşlar? Bilgilerimizin kaynağı doğuştan akıl yoluyla getirilir, değil mi? Dolayısıyla bilgilerimizin doğuştan olduğunu savunan yaklaşıma uygun bir ifadedir ikinci öncül. Çünkü a priori önsel, yani doğuştan kavram ve kategoriler zihnimizde hazır olarak bulunur ifadesi var. Evet, diğer öncülümüze bakıyoruz. Tüm bilgilerimizi duyu deneyi sayesinde elde ederiz. Empirizm neydi arkadaşlar? Bilgilerimizin kaynağı deneydir, tecrübedir. Yani dış dünyadan edindiğimiz duyu deneyi, deney ve tecrübe sayesinde bilgilerimizi ediniriz görüşünü savunuyordu John Locke, David Hume, değil mi? Hatırlıyoruz. Evet, buna göre doğru cevabımız Denizli. Tartışmasız, değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir test sorusu. Evet, buna da yine 1 dakika verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, süremizi başlatıyorum.
Evet, süremiz bitti arkadaşlar. Evet, %44 oranında C seçeneğine gitmişiz. %36 Denizli seçeneği, %5 Ankara, %7 Bursa, %8 Edirne. Arkadaşlar şimdi A, B ve E seçeneklerine neden gittik? C ve D'de bir yığılma olmuş. Bakalım demek ki antik Yunan'daki arke kavramı düşünürlerin hangi düşünceyi savunduklarına ilişkin bir takım bilgi eksikliklerimiz olabilir. Demek ki doğru karar vermişiz bu soruyu seçerken. Bu bilgimizi telafi edeceğiz bu soruyla arkadaşlar. Evet, töz kavramı yani bu evrenin ana maddesi, ana ilkesi nedir sorusuna karşılık düşünürlerimizin bir takım görüşleri var. Doğa filozofları diyoruz bunlara daha çok. Evet, Thales'e göre her şeyin nedeni sudur, değil mi? Felsefenin kurucusu Thales. Herakleitos'a göre evrenin ana maddesi, ana ilkesi ateştir, değil mi? Ateş tüm var olanların ilk ve gerçek temelidir. Doğru. Evet, doğru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, doğru cevabımız Ceyhan. Yani bu seçenek yanlış verilmiş. Şimdi bunun neden yanlış verildiğini açıklayacağım. Arkadaşlar, toprak, hava, su ve ateş Empedokles'in görüşüdür. Empedokles. Pisagor'un görüşü neydi arkadaşlar? Pisagor'un bu evrenin ana maddesi sayılar diyordu, değil mi? Evrenin ana maddesi, ana ilkesi sayılardır. Sayılar sistemi üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla yanlış olan seçenek bu. Bakalım Anaximandros her şeyin kendisinden çıktığı ana madde sonsuz apeiron. Evet doğru. Demokritos her şeyin kendisinden çıktığı şey atom değil mi? 9. sınıf kimya dersinden de hatırlarsınız arkadaşlar Demokritos atom görüşünü. Evet. Demek ki yanlış olan seçeneğimiz Ceyhan değil mi? Çünkü Pisagor'un görüşü sayılar, Empedokles'in görüşü ise toprak, hava, su, ateş yani dört element değil mi? Evet şimdi diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Yine 1 dakika süre vereceğiz ve süremizi başlatıyoruz. Evet arkadaşlar süremiz doldu. Evet ahlak felsefesiyle ilgili, varoluş felsefesiyle ilgili bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet %81 oranında Denizli seçeneğine gitmişiz. Evet. Doğru seçeneğimiz Denizli. Evet şimdi sorumuzu açıklayalım. Tebrik ediyorum %81 çok yüksek bir oran arkadaşlar. Varoluş yani eksistansiyalizmle ilgili bir soru. Varoluş felsefesinin kurucusu kimdi arkadaşlar? En büyük öncüsü, en önemli öncüsü Jean-Paul Sartre değil mi? Evet, insan önce vardır, sonra kendi insani özünü kendisi belirler. O sonradan özgür seçimleriyle kendisini kurar. Böylece insan önce hiç iken sonra kendisini sürekli olarak var eder. İnsan bilinç sahibi ve özgür bir varlık olduğu için yapıp ettiklerinden sorumludur. Ancak insanın özgürlüğünü ve bu nedenle sorumlu olduğunu anlaması onda bulantıya yol açar. Ancak sorumluluk duygusu insan soyluluğunun bir biricik kaynağıdır. Yani önemli bir duygudur değil mi? Sorumluluk. Evet arkadaşlar parçayı çok kısaca özetliyorum. Parçada şunu söylüyor. Özgürsün, özgür tercihlerim var ama bunun bir de sonuçları var. Sonuçları sorumluluktur arkadaşlar. Neyi tercih ederseniz edin, sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Bunun sorumluluğunu almak zorundasınız ve insanın soylu olmasının biricik kaynağı da budur diyor. Değil mi parçada? Şimdi bakıyoruz, insan özgür, sorumlu bir varlık olduğunu anlaması onda
bulantıya yol açar. Şimdi bakın. A seçeneğine şuradan ulaşıyoruz. Değil mi? B seçeneğine insan, her insan kendi insani özünü kendisi belirler. Evet, B. Değil mi? C seçeneğine bakıyoruz. İnsan önce hiç iken, bakın, insan, şurası C, önce hiç iken sonra kendisini sürekli olarak var eder. Değil mi? Evet, E seçeneği, insan bilinç sahibi özgür bir varlık olduğunu yapıp ettiklerinden, için yapıp ettiklerinden sorumludur diyoruz E seçeneği. D seçeneğine bakıyoruz. İnsan ne kadar özgür olursa olsun yine de toplumun etkisindedir. Hayır arkadaşlar. Bu parçaya göre insan toplumun etkisinde olamaz. Çünkü toplumun etkisinde olursa özgür tercihlerde bulunamaz ve sorumluluğunu taşıyamaz. Dolayısıyla bu seçenek ulaşılamayacak olan seçenektir. Yani doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Bir Karl Marx sorusu. Evet, yine bir dakikalık süre vereceğim size. Süremiz başladı arkadaşlar. Süremiz bitti arkadaşlar. Evet, Denizli seçeneği %52, Bursa seçeneği %35, A %5, C %4, Edirne %4. Evet arkadaşlar, B ve D arasında kalmış arkadaşlarımız. Neden? Ona bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar, Karl Marx. Karl Marx, Das Kapital kitabının yazarıdır. Ünlü bir düşünürdür. Ve bununla ilgili bir paragraf verilmiştir bize. Marksizmin temsilcisi değil mi? Şimdi arkadaşlar bu parçada Marx'a göre altyapı diye nitelendirdiği şey ekonomidir. Üst yapı dediği şey yani kültür, hukuk alanındaki görüşler, felsefi sistemler, ahlak teorileri, siyasi idealler. Ne yapıyor? Altyapının belirlemiş olduğu üst yapıyı oluşturuyor, değil mi? Dolayısıyla Karl Marx'a göre altyapı üst yapıyı belirliyor. Yani kültürü belirliyor. Ekonomi kültürel yapıyı belirliyor, değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım bu açıklamalara karşılık gelen seçenek hangisi? Tabii ki Denizli seçeneği, değil mi? Bakıyoruz toplumsal olayların temelinde ekonomik ilişkiler yatar. Bursa seçeneğine neden gittiniz? Hemen şöyle bir yanlış anlamı olduğunu düşünüyorum. Ekonomik ve toplumsal olaylar birbirini değil, ekonomi toplumsal olayları belirler diyor arkadaşlar. Soruyu dikkatli okumayan arkadaşlarımız sanırım B seçeneğine gitti. Ekonomik ve toplumsal olaylar değil, ekonomi toplumsal olayları belirliyor ve etkiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneği doğru değil arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz Denizli. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, diğer sorumuza ne kadar süre verelim? 45 saniye verelim arkadaşlar. Evet, süremizi başlattık.
Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Evet, doğru cevabımız Denizli. Hemen çok kısa bir şekilde, çok basit bir şekilde bu doğru cevaba gidebiliriz. Nasıl gideriz arkadaşlar? Bakın, Orta Çağ'dan sonra Rönesans'a geçişte ne olmuş? Sıçramalar olmuş, değil mi? Yani ani atılımlar olmuş. Bakın, büyük atılımlarla beraber Rönesans'ta bilimde bir takım gelişmeler meydana gelmiş. Dolayısıyla büyük atılımlar ifadesinden sıçramalar sonucuna gidebilirsiniz. Çok net bir şekilde arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz için de yine bir dakika süre vereceğim size. ...2017 YGS sorusu arkadaşlar. Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Arkadaşlar, üniversite sınavında çıkmış, 2017 YGS'de çıkmış bir soru. Bilgi felsefesiyle ilgili, bilgi düzeyinde bir soru farkındaysanız. Akımlar sorulmuş, değil mi? Bilgi felsefesindeki yaklaşımlar sorulmuş. Evet, %52 oranında Denizli seçeneğine gidilmiş. Neden Denizli seçeneğine gidilmiş? Çok yüksek oranda gidilmiş arkadaşlar Denizli seçeneğine. O zaman bu konudaki bilgileriniz eksik olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. John Locke. John Locke dediğimiz zaman ne hatırlıyoruz arkadaşlar? John Locke, David Hume, deneyici, empirist yaklaşım, değil mi? Buradan bile yola çıkarak, hani deneycilik, empirizm şeklinde yola çıkarak aslında deneycilik seçeneğine gidebilirdik. Evet, John Locke'un ve Berkeley'in deneycilikle ilgili bir takım görüşlerinden bahsediliyor parçada. Fakat Locke ve Berkeley arasında ufak bir farktan bahsediliyor. Locke'a göre sadece dış dünyadaki nesnelere ilişkin bilgi edinebiliyoruz. Bilgi edinirken dış dünyadaki nesnelerden ediniyoruz. Ama Berkeley'e göre, bakın hemen şurada ufak bir fark var. Zihnimizden bağımsız bir takım nesnelerin varlığına değil, yalnızca bir fikirler evreninin varlığına işaret eder. Ünlü sözü vardır Berkeley'in, hemen hatırlatmak istiyorum. Var olmak algılanmış olmaktır. Önce ben onu algıladığım için o nesne var ve daha sonra onun hakkında izlenimler ediniyorum. Evet, bu şekilde ufak bir fark var aralarında. Akılcılık neydi arkadaşlar? Rasyonalizm. Değil mi? Arkadaşlar, bu soruları özellikle koyduk. Çünkü bu kavramları ve terminolojiyi bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz felsefe zümresi olarak. Çünkü bunları bilmezsek, bakın buradaki gibi yanlış seçeneklere gitme olanağınız çok yüksek. Yani sezgiciliğe gitmiş %52 oranında arkadaşlar. Demek ki bu kavramlara hakim değiliz. Rasyonalizm bilgilerimizin kaynağı akıldır. Eleştiricilik neydi arkadaşlar? Kritisizm. Immanuel Kant, bilgilerimiz hem deney hem de akıl yoluyla getirilir, değil mi? Evet, sezgicilik, bilgilerimizin kaynağı sezgidir. Henri Bergson, Gazali. Şüphecilik arkadaşlar, doğru bilginin mümkün olmadığını savunan bir yaklaşım şüphecilik. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz deneycilik olarak söylüyoruz. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, yine YGS 2016'da çıkmış bir din felsefesi sorusu arkadaşlar. Süremiz 45 saniye. Süremizi başlattım.
Evet arkadaşlar, süremiz bitti. Yine üniversite sınavında çıkmış bir soruyla karşı karşıyayız. YGS 2016'da çıkmış bir soru, değil mi arkadaşlar? Doğru cevabımız agnostisizm. Bilinemezcilik, değil mi? Evet. Çok yüksek oranda doğru cevaplandırmışız. A ve D seçeneğine de gitmiş arkadaşlar. Tabii ki bu kavramların ne anlama geldiğini yine bilmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Yani felsefi terminolojiye hakim olmamız gerekiyor diyoruz. Altını özellikle çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, din felsefesinde Tanrı'nın varlığı problemiyle ilgili bir takım yaklaşımlar vardır. Tanrı vardır veya Tanrı yoktur diyebilmek için bilgilerimizin yeterli olmadığını, öne süren yaklaşım. Yani agnostisizmin kelime anlamı neydi? Bilinemezcilik. Evet, doğru cevabımız bu. Varlığı ya da yokluğu bilinemez. Şimdi kısaca hemen bunların ne anlama geldiğini söyleyelim. Ateizm, Tanrı yoktur diyen yaklaşım, Tanrı tanımaz olan yaklaşım diyoruz. Teizm, Tanrı'nın varlığını kabul edenler. Deizm, Tanrı evreni yaratmıştır, sonra kendi haline bırakmıştır, müdahale etmez diyen yaklaşım. Panteizm ise Tanrı ile doğanın özdeş olduğunu savunan, doğada her şeyin içinde Tanrı'dan bir parça olduğunu savunan görüştür panteizm. Dolayısıyla bakın, 2016 YGS'de çıkmış bilgi düzeyinde ve kavramsal terminolojiye hakim olmanızı isteyen bir soruyla karşı karşıyasınız arkadaşlar. Özellikle bunların ne anlamlara geldiğini açıklamaya çalışıyorum ki zihninizde aşina olarak kalsın istiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, yine YGS 2016'da çıkmış bir soru arkadaşlar. 11. sorumuz felsefe ile ilgili son sorumuz. 1 dakika süre veriyorum arkadaşlar. Süremizi başlatıyorum. Süremiz doldu arkadaşlar. Evet, hemen bakalım cevabımız. Evet, Edirne %73. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet, ama %13 oranında da C seçeneğine gidilmiş. Tutarlılığa neden gidilmiş? Bakacağız şimdi. A seçeneğine %8, Denizli seçeneğine de %6 oranında gidilmiş. Bu hatayı yapan arkadaşlarımız için tabii ki bu kavramları bilmeleri gerektiğini söylüyoruz. Şimdi o açıklamaları yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bilginin doğruluk ölçütleri ile ilgili, bilgi felsefesi, epistemoloji ile ilgili bir soru. Evet, şimdi bakın, deniz kızının denizde, şimdi ben kabul ediyorum deniz kızının varlığını, fakat deniz kızının denizde var olan bir varlık olduğu bilgisini benim dışımdaki kişiler de, yani çoğunluğun, tümel uzlaşımda ne vardır arkadaşlar? Çoğunluğun belli ölçütler karşısında çoğunluğun kabul etmesi durumunda o bilgi doğrudur yaklaşımıdır. Tümel uzlaşım. Evet, diğer seçeneklere bakalım. Apaçıklık, açık seçiklik, değil mi? Açık seçiklik. Yani şüphe duyulmayan anlamına gelir. Yarar, fayda, değil mi? Fayda sağlayan bilgi, doğrudur. Uygunluk, bilginin nesnesine uygunluğu. Uygunsa doğru, uygun değilse yanlıştır yaklaşımı. Tutarlılık, çelişki barındırmamak. Evet, demek ki çoğunluğun hemfikir olduğu, değil mi? Hemfikir olduğu bilginin doğruluk ölçütü tümel uzlaşım. Yani benim dışımdaki kişiler de onu doğru kabul ederse. Evet arkadaşlar,
Felsefe soruları bitti. Şimdi AYT'de çıkabilecek olan 4 tane sorumuz var. Onlara geçiyoruz. Sosyoloji, psikoloji ve mantık. Evet, bir psikoloji sorusu. Süremiz 45 saniye arkadaşlar. Süremizi başlatıyorum. Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Evet, psikolojide bir takım kavramlarla ilgili yine karşımıza bir soru çıktı, değil mi? Yine kavram bilgisine hakim olmamız gerekiyor. Psikolojide aşırı ve yetersiz uyarılma sonucunda organizmanın bozulan uyumunu yeniden sağlama çabası. Yani hemostasis, değil mi? Hemostasis. Yani dengelenme. Mesela örnek vermek gerekirse arkadaşlar, akan kanın pıhtılaşması. Hatırladık mı? Evet, şimdi bakıyoruz C seçeneğine %64 oranında arkadaşlarımız gitmiş. Tebrik ediyorum. Evet, şimdi diğer kavramların da ne olduğunu kısaca hemen bahsedelim. Evet, duyumsama 5 duyu organı ile uyarıcıların fark edilmesi. Değil mi? Kavrama fark edilen bu duyu organlarıyla fark edilen uyarıcıların anlamlandırılması. Uyarılma, duyu organları ile alınabilecek şiddetteki uyarıcıların organizmayı etkilemesi. Fark eşiği kavramı ise iki uyarıcı arasındaki farkın fark edilmesidir. Evet, demek ki bozulan uyumun yeniden sağlama çabasına biz hemostasis yani dengelenme diyoruz. Evet, diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, süremiz 45 saniye. Başlattık. Evet arkadaşlar, süremiz doldu. Evet arkadaşlar, hemen bakıyoruz. Edimsel koşullanma ile ilgili bir soru. Doğru cevabımız edimsel koşullanma. Öğrenme ile ilgili bir soru. Evet. Şimdi yukarıda bir örnek verilmiş ve bu örneğe göre öğrencilerin düşüncelerini doğru ifade etmeyi öğrenmeleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır diye soruyor. Öğrenme biçimleriyle açıklanır. Şimdi bir öğretmen öğrencilerin iyi bir şekilde konuşmayı öğrenmeleri, düzgün cümle kurabilmelerini öğretmek için bravo diyor, tebrik ederim diyor, gülümseyerek ödüllendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ödül ve ceza uygulanıyor. Ve organizma aktif, edimsel koşullanmanın en önemli özelliği neydi? Organizmanın aktif olması bir, iki ödül ve ceza uygulanarak davranışın şekillendirilmeye çalışılması. Bunlar önemli anahtar kavramlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorudaki doğru cevabımız edimsel koşullanmaya gidiyor. Şimdi bakalım diğer öğrenme şekillerini kısaca söyleyelim. Anlayarak ve kavrayarak öğrenme. Klasik koşullanma neydi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Şimdi bir koşulsuz uyarıcımız vardı. Bir koşulsuz tepkimiz vardı. Pavlov'un köpek deneyini hatırlayalım klasik koşullanmada. Koşulsuz uyarıcı neydi? Salya salgısı, et ve koşulsuz tepki
Salya salgısıydı. Pavlov ne yapıyordu? Zil sesine karşı köpeği koşullandırmak istiyordu, değil mi? Yani köpeğin yemek yiyeceğini anlaması ve salya salgılamasını bekliyordu. Ve zil sesiyle birlikte eti veriyordu. Arkasından bir süre sonra bu pekiştireçle birlikte köpeğin salya salgıladığını gözlemliyordu. Aradan eti çektiği zaman da klasik koşullanmada zil sesine karşı köpek yemek geleceğini zannederek salya salgılayarak bulunduğu yere doğru geliyordu, değil mi? Klasik koşullanma böyle bir öğrenme şekli. Evet, farkına varmadan öğrenme nasıldı arkadaşlar? Mesela okulumuza giderken kullandığımız otobüsün durduğu durakları bilinçli bir şekilde öğrenmeyiz. Farkına varmadan öğreniriz, değil mi? Herhangi bir sistem kurmayız bunu öğrenmek için. Model alarak öğrenme neydi arkadaşlar? Mesela çocukların annelerini babalarını model alarak bazı davranışları yapması. Mesela kitap okuyan bir anne baba için çok önemli bir modeldir çocuk için. Çocuk da kitap okumaya başlayabilir, değil mi, onu model alarak? Evet, diğer soruya geçiyoruz şimdi arkadaşlar. 14. sorumuzdayız. Süremiz 45 saniye. Ve süremizi başlattık. Evet arkadaşlar, süremiz doldu. Evet, sosyalleşme ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bireyin sosyalleşmesi ile ilgili bir soru. Bakıyoruz, evet, %90 oranında E seçeneğine gitmişiz. Tebrik ediyorum. Doğru cevaplandırdık arkadaşlar. Şimdi bu soruyu cevaplayabilmek için sosyalleşmenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ve sosyalleşirken kazandığımız davranış becerilerinin ne olduğuna ilişkin seçenekleri eleyerek gitmemiz gerekiyor. Sosyalleşme bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü kazanmasıdır, değil mi? Bunu kazanırken de bir takım beceriler kazanır. Sosyalleşme becerileri kazanır. Şimdi bakıyoruz. Yeni değerler kazanır. Toplumsal değerleri özümser. Uyumlu ve dengeli ilişkiler kurar. Sosyal sorumluluklarını yerine getirir. Fakat başkalarının fikirlerine kapalı olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. Eğer başkalarının fikirlerine kapalı olursa sosyalleşemez. Açık olması gerekiyor, değil mi? Fikir alışverişinde bulunması ve başkalarının fikirlerine saygı duyması gerekiyor. Dolayısıyla örnek olamayacak olan seçenek Edirne diyoruz. Evet, son sorumuz arkadaşlar, mantık. Evet, mantık sorumuz. Süremiz 45 saniye arkadaşlar. Evet, cevaplama süremizi başlattık. Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Evet, %65 oranında doğru cevaplandırdık. Peki C seçeneğine neden gittik? %20 oranında C seçeneğine gitmişiz arkadaşlar. Evet, şimdi doğru cevabımız bütün kuşlar. Arkadaşlar, bu soruyu yapabilmemiz için kavram nedir ve tümel nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Kavram, nesnelerin zihindeki tasarımı, genel tasarımları, değil mi? Tümel neydi? Arkadaşlar, çoğunluğu ifade eder. Bütün, her, hepsi, hiçbir, değil mi? Tamamı,
Bunları ifade ediyordu tümel kavram. Dolayısıyla evrenin çoğunluğunu ifade ettiği zaman, bütünün ifade ettiği zaman tümel kavram diyoruz biz buna. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Ağrı Dağı nasıl bir kavram arkadaşlar? Tekil değil mi? Tek çünkü başka örneği yok. Arkadaşlar iyilik, lık, lik, eki, alan kavramlar soyut kavramlardır. Bazı zebralar tikel kavram. Tikel bazı, kimi, birkaçı. Yani evrenin bir bölümünü ifade ettiği zaman tikel kavram diyoruz. Elma arkadaşlar dış dünyada zamanda ve mekanda var olan somut bir varlıktır. Dolayısıyla doğru cevabımız Ankara arkadaşlar. Evet, şimdi veda vakti. Sorularımız bitti arkadaşlar. Evet, 46 dakika olmuş. Evet sevgili öğrenciler, 3. haftamızın da sonuna geldi felsefe soru çözümlerinde. Yine ünlü düşünürlerimizden birinin sözüyle veda etmek istiyorum size. Francis Bacon'ın bilmek egemen olmaktır diyoruz. Evet, bilgi çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Bileceğiz ki egemen olacağız, değil mi? Hoşça kalın. Görüşmek üzere.